Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslümanlar olarak yaşadığımız çağda ve bulunduğumuz coğrafyada bütün milletler üzerimize çullanıyor görüntüsü olsa da olmasa da biz insanlığın hidayet elçileriyiz. Katillerimize bile cennet yolunu göstermekle yükümlüyüz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. O taşlayanlarına bile hidayet elçiliği yap. Onun ümmetinden olmak onun yolunda olmayı gerektiriyor. Gel bana dinini anlat. Davetini beklersek biz ya da zararsız ziyansız konuşulunca peki inceleyeceğim diyen ılıman düşünceli insanların karşımıza çıkacağını zannedersek büyük bir yanılgı içerisinde oluruz. Hayır. Eli sopayla üzerimize doğru gelenlere bile Allah var. Ahiret var. Cennet var. Cehennem var. Mahşer var. Mesajını ulaştırmak zorundayız. Şüphesiz. Hiç şüphesiz 20 sene, 30 sene ilim tahsil etmiş bir hoca ile Kur'an-ı Kerim'i zoraki okuyabilen bir Müslümanın bu konudaki sorumluluğu aynı değil. Çoluk çocuğunun maişetini hocalık denecek bir konu ile sağlayanla bir fabrikada işçi olan, maişeti için alın teri akıtan bir işçinin sorumluluğu aynı değil. Ama herkes Allah'a daveti bütün şartlarda gerçekleştiren peygamberin ümmeti olduğunu bilecek. Bu önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Hatip Lisesi'nde onu dinlemeye gelen talebelere dinini anlatmadı. Onu öldürmek için fırsat kollayan, komplolar yapan insanlara anlattı. Zaten Adem Aleyhisselam'dan beri hiçbir peygamber Allah'a çağıran hiçbir davetçi bize dinini anlatabilir misin diyen bir kitle bulmadı ki hep çullanılan, üzerine üzerine gelinen davet ehli Allah'a çağırdı. Bu birinci nokta. İkinci nokta, Allah'a davet için buradan kalkıp Japonya'ya gitmek elbette Allah'a davet etmek. Üzerimizdeki hidayet elçiliği sorumluluğunu yerine getirmektir. Bu tartışılmaz bir şey. Uzak Doğu'ya, kutuplara, güneye, uzak Asya'ya, Pasifik ötesine gitmek şüphesiz ve şüphesiz hidayet elçisi sorumluluk alanımızdadır. Ama bu bu görevi evlerde yaptıktan sonradır. Evlerimizi boşlukta bırakıp Pasifik ötesine veya filan diyara hidayet elçiliğine gidemeyiz. Allah'a daveti yani nesillerin Müslüman olmasını resmi kurumlara bırakamayız. Müslümanlar olarak üstlendiğimiz bir görev olarak görürüz. Resmi kurumlar bunun organizesini yapar genel çatısını oluşturur sadece. Ömer radıyallahu anh da olsa, yaşadığımız devletin başında kural buydu. Müslümanların hidayet elçisi olması, kendi sorumluluk alanlarını boş bırakıp, bir tür avunmak için, başka diyarlara, ya yardım götürmek maskesiyle, ya da Oradakilerin hidayetine vesile olmak gerekçesiyle gitmeleri demek değildir. Kendimizi kandırabiliriz ama melekler kanmaz böyle şeylere. Çünkü Allah önce kendimizi ayakta tutmayı sonra da en yakınımızdan başlayarak yol kat etmeyi emrediyor ve enzir aşiretekel akrabin en yakın akrabalarından başla sözü peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'da emredildi onun ümmeti için de durum budur şu değil şüphesiz ben henüz yüzde yüz eğitime ulaşamadım dolayısıyla dışarıyla hiç ilgilenmeyeyim. öyle değil ana eksenimiz biziz bize en yakın olanlardır. Bir basamak sonrası uzak akrabadır. Daha bir basamak sonrası filancalardır. Böyle bir dalga dalga yayılan hidayet elçiliği sorumluluğumuz vardır. Ve bu görev çok önemli bir üçüncü nokta. Bu görev bir fantazi ve Müslümanın lütfu değildir. Ne demek fantazi ve Müslümanın lütfu? Beyefendi yani duygulandı. Gidip ey insanlar Allah'a geliniz, namaz kılınız dedi. Maşallah. Çok da güzel oldu. Bu değil bu. Bu bir lütuftur. Sen bunu lütuf yapamazsın. Lütuf lütuf diye göremezsin. Sorumluluktur bu. Ne demek lütuf? Lütuf dediğin şeyi yapmazsan kimse sana hesap sormaz. Ama sorumluluk dediğin şeyi yapmadığın zaman Allah hesabını sorar senden. Tekrar vurguluyorum. Yüzlerce kitap okumuş birisiyle okuma yazması olmayan birisi aynı olmadığı gibi bu insanlara hidayet ulaştırma sorumluluğundan aile geçindiren birisi de herhalde sıradan birisiyle aynı tutulmayacaktır ama herkes sorumludur. Herkes sorumludur. Bu ne demek herkes sorumludur? Herkesin bir nebze vereceği hesabı vardır. Bir Müslüman sadece kendisinin yapmakla yükümlü olduğu ibadetleri yeterli kabul etmesi dininin karşısında vurdum duymaz olması demektir. Dinini savsaklaması demektir. Bu sorumluluk değil de nedir? Elbette peygamber değiliz. Elbette bir sahabi değiliz. Elbette Ebu Hanife değiliz ama ev hanımıyız. Evimiz var. Akraba ağımız var. Dost ağımız var bizi dinleyen, saygı gösteren torun dünyamız var. Yeğen dünyamız var. Ben televizyonlarda çıkıp konuşma yapamayabilirim. Ama yeğenlerime güzel bir kek yapıp, o kek esnasında onlara ilk namaz şuuru verebilirim. Allah'a davet ve hidayet elçiliği misyonum benim bu çaptadır. Bir kek için topladığım yeğenlerime, torunlarıma kardeşlerime ikram ederken çay içirirken haydi şimdi topluca bir namaz kılalım gençler deyip ilk namaz atmosferini oluşturarak o 20 tane yeğenimin içinden bir tanesinin namaza başlamasına vesile olabilirim hidayet elçiliği dediğimiz şey budur bu büyür bir enstitü kurarım bu daha büyür uluslararası bir teşkilat olurum çok daha büyür Allah'ın izniyle yüz binlerce insanın hidayetine vesile olurum. Ama bu elçilik misyonumuz bizim boynumuzdadır. Nahl suresinin 125. ayetiyle Ali İmran suresinin 104. ayeti iman ettiğimiz Kur'an'ın bütün müminlere emrettiği şeydir. Allah yoluna çağıracaksın. Bu ümmet içinden muhakkak Allah'a davet eden, hayrı, güzeli anlatan, kötülükten uyaran bir kadro oluşturacak. Bu kadro devlet bana böyle bir şey emretmedi diye yapmıyorsa bütün Müslümanlar bunu yapmamanın sorumluluğunu taşıyacaklar cenaze namazını 3 kişi, 5 kişi kılmadığı zaman bütün o çevredekilerin cenaze namazı sorumluluğu taşıdıkları gibi bu kadar gayet açık bir şekilde Rabbimiz bunu önümüze koymuştur. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kitabımızdır. Namazı önümüze koyan Kur'an'dır. Haccı önümüze koyan Kur'an'dır. Cihadı önümüze koyan Kur'an'dır. Kur'an'da asgari 50'den fazla yerde namazla cihat aynı surede, aynı ayetlerde geçiyor. Neden Müslüman cihatla Allah'a davet etmekle namazı yaymakla namaz kılma arasında fark görmesin diye. Namazı kılmakla birey olarak ben namaz kılan bir toplum için çalışmak arasında kesinlikle fark göremem. Allah görmüyor çünkü böyle bir farkı. Evet ben hoca değilim. Konuşmayı beceremiyorum yazmayı beceremiyorum bir hocanın çantasını taşırsın bu maksatla ihlasla kurulup yaşa, işlerin yapıldığı bir dernekte faaliyet yaparsın hiçbir şey yapamazsan gider orada oturur kalabalık yaparsın ümmet için yapılacak çok işler var hayır için insanlık için yapılacak sayılamayacak kadar işlerimiz var bizim Kur'an'ın emri gayet açıktır ve bu kesinlikle herkesin kafasına estiği gibi değil, hikmetle, güzel öğütle ve en iyisini seçerek yapmamız gereken bir görevdir. Bunu da yine Nehel suresinin 125. ayetinde görüyoruz. Ankebut suresinin 46. ayetinde görüyoruz. Kaba saba konuşmayı yasaklıyor Allah. Yahudiye ve Hristiyana konuşurken bile en tatlı dili, en teknolojik dili, en başarılı lisanı kullanmamızı emrediyor Allahu Teala. Kur'an'ın emridir. Kesinlikle Müslüman dinini sadece kendisinin yaşayıp cehennemden kurtulacağı bir gemi olarak göremez. Din insanlığın gemisidir. Bütün insanlık bu gemidedir. Bilet ödemeden, ücret vermeden bu gemide yolculuk yapan Allah'ın davetini bekleyen kaçak yolcular var. Namazsızlar, oruçsuzlar, imansızlar gemimizin kaçak yolcularıdır. Onları bu ücret navlon ödeyerek bu gemide yolculuk yapmaları gerektiği konusunda ikaz etmek bütün Müslümanların görevidir. Yani diyeceğim de inşallah yani yerine oturtmuş olurum bari dinimiz çevre hassasiyetimiz kadar olsa bari hani. Dereleri kirletenlere gösterdiğimiz tepkiyi bari alkol kullananlara da göstersek. Bir nebze çevre hassasiyeti kadar hassasiyet din için oluştursak, din bütün insanlığın kurtarıcı gemisi olacak Allah'ı izniyle. Burada kardeşlerim, hepimiz hidayet elçileriyiz. Hocalarımız daha büyük görevli elçi. Onlar üst elçiler. Sıradan Müslümanlar biraz daha alttalar. Gençler kendi aralarında elçidirler. Kadınlar kendi aralarında elçilik yapacaklar. Biz Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın bir devleti şu anda olmadığı halde başımızda ve içinde bulunduğumuz ortamda o varmış heyecanıyla çalışacağız. Bunu tarikatımız için değil, Rabbimiz için yapacağız. Bunu hocamızın kitapları yayılsın diye değil, Allah'ın kitabı okunsun diye yapacağız. Bunu mezhebimiz için, şafiiliğimiz, haneviliğimiz için değil, maturi dilimiz, eşariliğimiz için değil, şeriatımız için yapacağız. Hedefimiz, gayemiz, şeriatımızdır bizim. Böyle yaptığımız zaman da, yaptığımıza Allah bereket verecek. Kısır bir döngü içerisinde kalmayacağız ve bunu bir medresede otururken yaptığımız heyecanla etrafımız kafir milletlerin ordularıyla kuşatıldığı zaman da yapacağız. Zaten sıkıntımız burada. Yani hepimizin keyfi yerindeyken çocukların medreseye, camiye gönderilip din öğretilmeleri kolay bir şey bin bir meşakkatin içinde iken bile dini unutmamak zor bir miktar. Bu zorluğu Uhud günü bile çocuklarının eğitimini düşünen ashab-ı kiram gibi düşündüğümüz zaman biiznillahü Teala Allah'ın yardımı bizimle beraber olacak ve bunu yaparken çok önemli bir nokta var. Bunu yaparken kuş dili kullanmaya gerek yoktur evire çevire eze büze konuşmak yoktur. Ne vardır? Yusuf aleyhisselam suresinin 108. ayetinde Allah ne buyurur? Kul hadihi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene o men itteba'ni. De ki, ey peygamber bu İslamiyet ben ve bana bağlı olanların çok net bir şekilde Allah'a çağırdığı bir dindir. Evirip çevirmek, ezmek, büzmek yok. Net bir şekilde Allah'a çağırıyoruz. Allah'a davet ediyoruz. Irklarımızı, coğrafyalarımızı, her şeyimizi geçtik Allah'ta buluştuk insanlıkla. Hidayet elçiliği bunun adıdır ve bunu yaparken de ta çocuklukta camide öğrendiğimiz bilgilerle değil aksine her gün tazelenen her gün artması için dua ettiğimiz yeni bilgilerle yapacağız. Faha suresinin 114. ayetinde okur Rabbizidni ilmen de ki ey peygamber Rabbim ilmimi artır. Rabbim ilmimi artır peygambere vahiy geliyordu o vahiyin gelişinin belki 10. senesinde ilmimi artır diye dua et diyor Allah ona Celle Celaluhu bu insanın çocuklukta öğrendiği 20 sene öğrenci, öğrenci önce öğrendiği bilgilerle değil günlük tazelenen bilgilerle hidayet elçiliği görevini canlı bir şekilde ayakta tutmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve kur rabbi zidni ilmen sözü ey peygamber de ki diye başlıyor. Peygamber ne desin istiyor Allah? Rabbi zidni ilmen. Rabbim ilmimi artır. Rabbim ilmimi artır. Müslüman ilkokul çağlarında öğrendiği bilgilerle her gün kendisini milyonlarca kere yenileyen, tazeleyen, şirkin ve küfrün karşısında duramaz. Kur'an bilgimiz, ilmuhal bilgimiz, hadis bilgimiz, adeta günlük tazelenmeli, her gün kendisini yenileyen şirke, küfre, tuğyana, dinsizliğe karşı, Müslüman, bir nevi, günü geçmiş, çoğunu unuttuğu için günü geçmiş, bilgilerle mücadele edemez hidayet elçileriyiz. Allah'a davet görevimiz var. Mecburuz. Bu bir fantazi değil. Bu bir lütuf değil. Müslüman sorumluluğu bu. Ve bunu özellikle evimizden başlatıyoruz. Evde de biz bir numarayız. Eşimiz iki numara. Çocuklarımız üç numara. Diğer yakınlarımız dört numara. Ondan sonra binamız var. Sokağımız var. Hidayet elçisi bütün insanlık olarak nefes aldığımız her yerde görev halinde demektir. Bunu yaparken bir gerçeği unutmayacağız. Hiçbir peygamber, hiçbir peygamber Allah'a ne kadar yakın olursa olsun bu görevi icra ederken düşmansız kalamamıştır. Çünkü sen karanlıkları aydınlatmak istiyorsun. Karanlıktan menfaati olan muhakkak senin karşına geçecektir. El-En'am suresinin 112. ayeti bunu bir kanun olarak önümüze koyuyor. Ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduvan şeyatinel insi vel cin. Şeytanların insanından olanından veya cinlerinden olanlarından insandan da şeytan oluyor demek ki her peygamberin önüne bir düşman koyduk Allah buyuruyor. E biz nasıl başka türlü olabilir ki? Biz de muhakkak karşılaşacağız. Keşke bu filan batılı devlet olsaydı da çocuğumuz olmasaydı bu düşman. Keşke Siyonist teşkilatından, örgütünden, istihbaratından gelseydi de yakın akrabamızdan gelmeseydi en çok sevdiğimiz dostlarımızdan gelmeseydi ama gelecek. Duamız şöyle olmalı. Allah'ım, yakın akrabamdan bir musibet verme bana. Düşmanım benim ekmeğimi yiyenlerden olmasın. Hiç olmasın. Bu kademesinde de böyle de dua edelim. Hiç olmasın ama olacaksa da kendi ekmeğimi yiyen en yakınım, en sevdiklerimden olmasın diye kesinlikle dua etmek zorundayız. Bu da müslümanın davası kadar büyük çaplı sabır sahibi olmasını gerektiriyor. Hiç kimse davasından daha küçük bir sabırla Allah'a davet edemez. Evrensel bir davaya evrensel mantıklı bir sabır gerekir. Büyük şeylerin küçük kaldıracı olmaz. Sabır kaldıraştır. O kaldıracın hacmi davan kadar olacak. Senin davan bir şehri hidayete erdirmektir ama bir sokak kadar ölçülebilecek sabırla yol kat edemezsin. Rabbim namaz gibi oruç gibi emri bil emre emrediyor ve büyük olmak için sabrının da büyük olmasını istiyor. Lokman Suresi'nin 17. ayeti hiçbir hocanın unutmaması gereken bir ayettir. Evinin hocası, hiçbir Müslümanın da onu unutmaması gerekir. Eğer meselemiz Allah'a davetse, bunu bir sorumluluk olarak algılayabiliyorsak, Allahü Teala orada Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatini tarif ederken ey yavrum, yavrucum namaz kıl ve emri bil maruf ve nehy anil münker yap. Yani namaz kıl ve emri bil maruf yap. Ne demek emri bil maruf? Allah'a çağır. Kötülüğü engelle. Vasbir bir ma asabek. Ve bu iki şeyi yaparken yani namaz kılıyorsun ve Allah'a çağırıyorsun. Bu iki şey için sabretmek zorundasın. Sen yol açık gerisi dizilir yolda demiyor. Vasbir alama sabık. Sabredeceksin buyuruyor. İnne zalike min azmil umur. Çünkü bunlar büyük işlerdir. Sabır da büyük bir şey. Cılız sabırla dev bir davayı yürütmeye çalışmak ancak çocuk oyunu olarak anlaşılabilir. Allahu Teala'nın Nuh aleyhisselam'ı defalarca karşımıza niye çıkardığını iyi tefekkür edeceğiz. İbrahim aleyhisselam'ın mücadelesini iyi anlamak zorundayız. Kendi aile ocağından 10, 20, 30 yıl yıllarca sürecek bir eziyeti çeken Yakup aleyhisselam'ı anlamadıkça çocuk yetiştirme hakkı yoktur kimsenin. Yakup Aleyhisselam'ı formülize edip çözemeyen anneler ve babalar, çocuk sahibi olmamalıdırlar düzeyinde yaşıyorlar. Elbette Allah verdiğimi çocukları olacak. Ama, Yakup Aleyhisselam hikaye değil. Bir peygamber, babası peygamber, dedesi peygamber, başına gelen çocuk musibetini anlamak zorundayız. Allah'a davet kolay olsaydı, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, kolay bir Müslüman olurlardı. Yakup Aleyhisselam'ın işkencesi, filan Babil Krallığından olurdu da, kendi çocuklarından olmazdı. Gözüne, aklar düşecek kadar ağlayan bir peygamberdir Yakup Aleyhisselam. Ve bunu düşmanlarından değil, çocuklarından çektiği için gözü kör oldu gözüne ak düştü. Bunlar örneğimiz hidayet elçiliğimiz esnasında ve Allah'a tevekkülümüz samimiyetimizin ölçüsüdür. İbrahim Suresi'nde Allah Teala 12. ayetinde çok net e, bir yol gösteriyor. Amenen illâ ne tevekkale alallahi ve kad hadana subulena ve lenasbiranna ala ma bütün peygamberler ve peygamberlerin yollarından giderler. Ne dediler? Biz niye Allah'a tevekkül etmeyelim ki? Allah bizi bu davet yoluna koydu. Bu yola Allah bizi koydu. Ne kadar eziyet ederseniz edin, biz sabredeceğiz, Allah'a da tevekkül edeceğiz. Formül budur. İbrahim suresinin 12. ayeti. Ve buna rağmen, mücadelemizi yaparken, bileceğiz ki kalpler Allah'ın elindedir. Biz hidayet elçisiyiz, insanları çağırıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarını çağırdı, amcalarını çağırdı. Her çağırdığı peşinden gitmedi. Senin de çocuğun, amcan, dayın peşinden gitmiyor, oğlabilmeye hazır olacaksın. Hayır, ben ne zaman e, davet edersem hemen peşime dizilecekler, cemaatle namaz kılacağız diye umut et, hayate, hayal etme ama. Böyle bir umudun olsun. O umut olmasa iş yapamazsın zaten. Bunu da çok net bir şekilde Bakara suresinin 272. ayetinde Rabbimin hidayetiyle görüyoruz. Kimse kimsenin hidayetini garanti edemez. Hidayet Allah'ın elindedir. Dilediğine veriyor, dilemediğine de vermiyor. Bunun için acele yasak. Acele yasak. Bir çocuğun eğitilmesi için, bir akrabaya etki edebilmek için, sokağa İslam şekli vermek için, camimizi mahallede doldurabilmek için, ülke olarak başka bir ülkenin hidayetine vesile olabilmemiz için, 10, 20, 30, 40 sene demiyorum, asır bile beklemeye razı olmalıyız. 40 asır bekleyecek enerji ve sabır, potansiyel sende olacak ki, sözün 40 dakika sonra tesir edebilsin. Senin atış mesafen 40 dakika ise zaten 40 metreye hiçbir zaman ulaşmayacaksın. Senin atış mesafen, sabır ve heyecanın 40 asır ötesine gidecek kadar uzun mesafeli ise o arada senin en yakınındakilere biiznillahü teala tesir etme kudretin olacak. Şeytanın karşımıza çıkaracağı en riskli tuzaklardan biri acele tuzağıdır. Bunun yüzde yüz, yüzde yüz benzeyen örneği şudur. Eğer e, örneğini yaşamamışsa, bu sözümü dinleyenler, e, bir YouTube filminden izlesinler bunu. Karda araç kullanırken şoför, eyvah araba kaymaya başladı der ve gaza basar. Gaza bastıkça kayma oranı artar. Onun için şoföre ne uyarılır? Yavaş yavaş, Basma, fazla basma. Hafif hafif, hafif hafif. O ise bu kayan zeminden kurtulmak için gaza biraz daha fazla basar. Biraz daha fazla basınca kaydığı yer derinleşir. Sonunda çekiciden başkası onu oradan çıkaramaz. Çocuk eğitirken, babanın ve annenin, camide konuşurken hocanın, öğretmenin ders verirken, insanlara bir şey anlatmaya çalışırken aceleceğimiz budur bizim işte. Kaygan bir zemindesin. Çok hafiften pedala ayağını dokunduruyorsun. Tatlı sözler, sabırlı sözler, acelen olmadığını hissettiriyorsun. Okşuyorsun, nazlıyorsun. Bir gün, bir sene, bir ay, ne kadar artık. Acelen yok. Heyecanlanıp çullandığın zaman malzemeni kaybediyorsun. Çocuğu kaybediyorsun. Çocuğu kaybediyorsun. Talebeyi kaybediyorsun. Cami kitlesini kaybediyorsun senin vazifen sadece anlatmaktır uğraşmaktır terlemektir hidayet Allah'ın işidir bunu Ankebut suresinin 18. ayetinde görmeliydik Bakara suresinin 214. ayeti çok net bir şekilde bunu söylüyor Rabbimiz hidayeti kendi elinde tutuyor bizi elçileri olarak gönderiyor. Elçisinin elçileriyiz. Ama hidayet erdirmek elçisinin bile görevi değildi. Leyselake huda. Leyselake Sen onları hidayet erdiremezsin ey peygamber. Velakinnallahu yehti men yasha. Allah dilediğini hidayet eder. Senin vazifen gidip Japonya'da narin bir şekilde İslamiyeti anlatmaktır. Senin vazifen çocuğunla çocuklaşıp 5 sene, 20 sene, 30 sene sabrederek onun hidayeti için vesile olmaktır. Vazifeni aşma. Vazifeni aştığın zaman hayal kırıklığına uğrarsın. Hayal kırıklığına uğrayınca uğraştığın çöker, o çökünce sen de maazallah çökersin. Çünkü şeytanın acelesi yok. Acelesi olanlar şeytana mağlup olmak zorundadırlar. Bu işin kaderi böyle. İblis bir gencin çizgiden çıkması için, harama bulaşması için belki 50 sene bekler. 50 sene sabreder. E sen 50 dakika sabredemedin. Kaybedeceğimiz işi yapmamak zorundayız. Ve çok önemli bir nokta, Ahzab suresinin 45. ayetini bütün anneler, bütün babalar ve öğretmenler ve hoca efendiler hidayet elçisi olmanın kurallarından biri olarak kaydedeceğiz. Nedir o? Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîrâ Ey peygamber biz seni şahit, müjdeci uyarıcı. Üç görevle göndermiş Allah. Şahitsin. Ümmetine şahit oluyorsun. Kim iman ediyor kim etmiyor. Bütün hidayet elçileri bu pozisyonun şahididirler kıyamet günü. Nöbetçileriyiz Allah'ın. Camide, evde, sokakta, şehirde, köyde her yerde Allah'ın nöbetçileriyiz ve müjdeciyiz ve uyarıcıyız. Şahidiz ne demek? Teyakkuz halindeyiz. Olayı incelemek zorundayız. Müjdeciyiz, narin konuşuyoruz. Uyarıcıyız, yeri geldiğinde kulağa kurşun döker gibi konuşuyoruz. Sürekli yağ yakmıyoruz. Uyarılması gereken yerde uyarıyoruz. Sertlik gereken pozisyonlar oluyor, sert oluyoruz tatlı oluncak yerde tatlı oluyoruz. 7 yaşındakine başka konuşuyoruz, 70 yaşındakine daha başka konuşuyoruz. Bir düğün günü konuşmasını başka ayarlıyoruz, cenaze ortamında başka konuşuyoruz. Şahit, mübeşşir, nezir. Pozisyona şahidiz, Allah adına oradayız adeta. Müjdeler veriyoruz, uyarılar yapıyoruz. Sürekli cennet, huriler uçuşup duruyor. Güvercin kanadı gibi melekler dağıtıyorlar. Hiç cehennem diye bir şey yok. Yanlış. Allah'tan daha merhametli olma. Allah her cenneti anlattığı ayetin arkasından cehennemi de anlatıyor. Yani kendi kendimize bir merhamet tablosu çizip o tabloya göre şirin, tatlı, zararsız bir İslam oluşturamayız oluşturduğumuzu zannedersek kendi kendimizi tuzağa düşürmüş oluruz ve hiçbir müslüman Allah'ın hakkını kullanamaz. Din Allah'ın. Şeriat Allah'ın. Cennet Allah'ın. Cehennem Allah'ın. Mülk Allah'ın celle celaluhu. Hiçbir hoca bu namaz kılmasa da olur diyemez. Allah'ın dini. Biz sadece hoparlörüz. Ne deneceğini Allah karar verir. Kadınları üzmeyelim. Niye? E bu asırda kadınlar ters tepiyor. Cehennemde olacak sana ne? Sana ne? Sen kadınlara Allah'tan daha merhametli misin olursun? Allah'ın dininden daha merhametli mi davranacaksın kadınlara? Veya gençlere. Gençler işte soğumasınlar. Buz olsun isterse sana ne? Sen kendinden kabalık yapma. Dinin kaba bir tarafı yoktur. Elbette henüz taharet almasını bilmeyen birisine gel Kur'an öğreteyim sana deme taharet her şeyden önemli. Abdestsiz Kur'an'a tutamaz o zaten. Dinin kendisinin bir sıralaması var o sıralamaya uy, burada, din adına, cennet, dağıtmak, cehennem, parsellemek, kimsenin hakkı değil, Rabbim, Ali Emran suresinin 128. ayetinde, peygambere bile bu yetkiyi vermiyor, leyse leke minel emri şey'un, ev yetube aleyhim ev azibun fe innum zalimun, senin bir işin yok bu işte ey peygamber, Allah onları affeder, azap eder. Sen karışma bu işe. Peygamber ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer mesela sakalsız da olur, sakal kesebilir erkek diyecekse bunu bir müştehit der. Bu şartlar sakal kesmeye uygundur der. Öyle böyle yakışıyor diye sen öyle bir karar veremezsin. Müşriklere de putları yakışıyordu o zaman. Ne güzel tapınıyorlardı adamlar işte. Allah'ın dinini anlatmak, insanlara hidayet elçisi olmak, dinde yetki sahibi olmak değildir. Hocanın hiçbir yetkisi yok ki. Hocayla normal Müslümanın ne farkı var? Bunu kesin böyle düşünüyoruz. Ve, gerçekten Allah için yapıyorsak bunu, yani maddi bir beklentimiz yok, memur mantıklı biri değilsek, Akibet muttakilerindir gerçeğine inanacaksın. Ben görsem de görmesem de vallahu galibun ala emri. Allah sonunda galiptir. İnnel akibete lil muttakindir. Buna iman edeceksin. Eğer hoca, eğer çocuk yetiştiren anne baba, eğer öğretmen, kendisi bir defa düzelmez bu işlerde inanıyorsa senin iman etmediğin ayetler var henüz sen Hud suresinin 49. ayetini okumadın mı? müttakiler bu işi kazanacaklar diyor sen Yusuf suresinin 21. ayetini okumadın mı? Allah her şeyin galibidir diyor sen bir raunda bakıp ne karar veriyorsun? Daha oyun bitmedi. Oyun bitmedi. Bunun için mümin Allah'ın hidayet elçisidir. Bütün çağlarda ve bütün mekanlarda biiznillahü teala zaferine inanır ama zaferini kendi zevkiyle ölçmez. Sen din değilsin ki senin dediğin yapılınca sen kazanınca galibiyet din Allah'ın bütün zamanlar Allah'ın bütün mekanlar Allah'ın sen burada birkaç günlük bir nöbetçisin abartmayacaksın sen senin için çalışmıyor bu din sen dinin için çalışıyorsun sen gideceksin senin gibi yüz binler milyonlar gidecek din baki kalacak hep böyle teniyor e, din eziliyor din ezilmiş olsaydı bugün sen müslüman olur muydun? bak milyonlarca şehit veren bir din seni bugün dindar Allah'a iman eden biri olmanı sağlayan sebep oldu din eğer zafere ermiş. Vallahu galibun ala emri. Allah'ın galibiyetiyle sonuçlanacağı hukukunu, kuralını yüzde yüz uygulamasaydı Allah, müttakiler akibette kazanıyor olmasalardı, bugün bu İslamiyet bunca saldırılara rağmen, nasıl ayakta duracaktı? Biz nasıl la ilahe illallah diyen bir nesil olacaktık ki? Demek ki şehit vermekle din kaybetmiyor hocaları hapse girince din kaybetmiyor Hocaları ipe götürülünce din kaybetmiyor Bütün medyasıyla bütün sistemiyle algısıyla din ve şeriat kadından vuruluyor erkekten vuruluyor gençten vuruluyor dinsizlik geliyor din darlar kovuluyor Bütün bunlar bitirici bir güç olsaydı eğer hiç İslamiyet diye bir din olur muydu şu anda Hala bütün dünyanın en çok üzerinde düşmanlık yaptığı din niye İslamiyettir? Çünkü geleceğin dini İslamiyettir. Onu bebekliğinde boğacaklarını zannediyorlar. Mevcut saldırılar. Niye demiyorlar ki İslamiyet diye bir şey kalmadı zaten çöktü gittiler boşver için bilikor keyfinize bakın. Niye demiyorlar? Niye diyemiyorlar? Niye bütün dünya ancak birleşerek İslamiyet'i boğarız zannediyorlar birleştikçe kendileri boğuluyorlar havasızlıktan çünkü vallahu galibun ala emri nasi la ya'lemun Allah yaptığı işte galiptir bakma sen insanların çoğu bunu anlamıyorlar hepimiz istisnasız hidayet elçileriyiz ama bu Japonya'ya gitmeden önce evimizin televizyon bulunan odasında televizyonun önündeki çocuğa gitmektir. Bilgisayara cep telefonuna esir olmuş çocuğa gitmektir. Nuh sabrıyla, İbrahim sabrıyla ve dayanıklılığıyla, bugün, yarın, 20 sene sonra, yılları birer dosya gibi atlaya atlaya gittiğimiz zaman, biz hidayet elçileriyiz. İnne zâlike min azmül umur. Bu büyük bir iştir. Bu işin karşılığı da Allah'ın rız rızasıdır ve Allah'ın cennetidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.